İnsan hakları savunucuları olarak uzun yıllardır tanı, af dile, tazmin et başlığı altında bir çağrı yapıyoruz devlete. Çünkü biz bu soykırımı İttihatçıların ya da İttihatçı ideolojinin gerçekleştirdiğini biliyoruz ama bu cumhuriyetin de aynı ideolojiyle kurulduğunu biliyoruz. Yani birilerinin söylediği gibi cumhuriyet bir kopuş ya da devrim değil aslında. Bu ideolojinin bir devamı. Ve maalesef ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu büyük suçun tartışılmasına dahi izin vermiyor. Her istenildiğinde, bu konu her açıldığında arşivleri açmaya hazırız diyenler hiç hazır olmadıklarını bizleri yargılayarak gösteriyorlar. Yargılanmak bir yana sürekli sosyal medya üzerinden tehditler alıyoruz. Biz buna rağmen bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz, adını koyuyoruz. Evet, büyük felaket. Ama adı soykırım. O nedenle biz tanı, af dile, tazmin et çağrılarımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu coğrafyada aslında Tayyip Erdoğan başbakanken ilk kez üzüntü bildiren lider oldu. Ama ardından hemen yine devlet kuruluş kodlarına geri döndü. Biz bu konu tartışılmadan bu coğrafyada gerçek bir demokratikleşme olmayacağını düşünüyoruz. O nedenle de çağrımızı tekrarlıyoruz. Şimdi arkadaşımız Gülistan Yarkın metnimizi okuyacak. Bir kez daha soykırıma anıyor ve inkara son diyoruz. Bundan 109 yıl önce 24 Nisan 1915'te zamanın Osmanlı toplumunun sanat, edebiyat, düşünce ve kültür dünyasının en üretken temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 120 İstanbullu Ermeni gözaltına alındı. Önce merkez cezaevi olarak kullanılan Mehterhane'ye, yani bugün Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bulunduğu merkez cezaevine, ertesi gün Saraybolu'na götürülerek orada kendilerini bekleyen bir gemiye bindirilip Haydarpaşa tren istasyonuna götürüldüler. Oradan da Anadolu'nun içlerine doğru yola çıkarıldılar. Bir grup Ayaş'a, bir grup Çankırı'ya götürüldü. Ayaş'a götürülen 70 kişiden 58'i, Çankırı'ya götürülen 150 kişiden 81'i öldürüldü. Bu vahşet bununla sınırlı kalmadı. Dönemin yöneticileri olan İttihat ve Terakki Partisi ve onun tetikçi örgütü Teşkilat-ı Mahsus'a aracılığı ve yerel halkın katılımıyla İzmit'ten Eskişehir'e, Kayseri'den Sivas'a, Erzurum'dan Van'a, tüm Anadolu'daki Ermeni varlığına, bütün tarihsel, kültürel, ekonomik ve sosyal dokusuyla birlikte son verildi. Ermenilerin sadece canlarına kastedilmedi. Mallarına, mülklerine, paralarına, hatıralarına, tarihlerine el konuldu. Bir uygarlık binlerce yıllık ana yurdundan tüm izleriyle birlikte silinip yok edildi. Bu süreçte Kuzey Mezopotamya'nın en eski halklarından Süryaniler, Pontus ve Küçük Asya Rumları da soykırıma uğratıldı. Daha da önemlisi, TC devleti dünyanın en başarılı ve en uzun süreli soykırım inkarını gerçek kıldı. Kurumsallaştırdı ve en geniş tabana yaygınlaştırdı. İnkar o kadar başarılı oldu ki bugün Ermeniler kendi memleketlerinde soykırıma uğradıklarını anlatmak bir yana binlerce yıllık varlıklarını bile kanıtlamak zorunda bırakıldılar. Türkiye'li Ermeniler bu inkar ikliminde İnkarın hayatın her alanındaki taşıyıcıları ve sözcüleriyle birlikte yaşamak zorundayken, dünyanın dört bir yanındaki Ermeniler de ata topraklarından uzaklarda sürekli aile büyüklerinin anılarının incitilmesine katlanmak zorunda kalıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti soykırımı inkar etmekle kalmıyor, aksine 1915 soykırımını tartışmak isteyenleri de hukuken cezalandırma yoluna gidiyor. Özellikle soykırımla ilgili yapılmış açıklamalara 2018 yılından bu yana sürekli soruşturma ve dava açılıyor. Genel olarak söz konusu soruşturmalar takipsizlik kararıyla açılan davalar beraat kararıyla sonuçlanmış olsa da son dönemde bu politikanın da değiştiğini görüyoruz. Geçtiğimiz ay sonuçlanan bir davada yargılanan kişilere soykırım anması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 301. maddeden cezalar verildi. İnsan Hakları Derneği, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon üyeleri Eren Keskin ve Güllistan Yarkın aynı madde nedeniyle yargılanmaktalar. Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak 2021 tarihinde yaptığımız soykırım anma açıklamamız cezalandırılmak isteniyor. Bunun da Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu düşünüyoruz. Soykırımın inkarı, soykırımın sürdürülmesidir. İnkara son verin.
bütün hukuki sonuçlarıyla birlikte suçu kabul edin. Ancak o zaman nehirlerden akan, vadilerde üst üste yığılan, uçurumlardan atılan, denizlerde boğulan mezarsız ölüler hak ettikleri gibi haysiyetlerine uygun şekilde gömülmüş olacak. Ruhları huzura erecek, adalet yerini bulacak. Bu yüzden bir kez daha hiç bıkmadan soykırımı tanıyın, af dileyin, tazmin edin diyoruz. İnsan Hakları Derneği, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon. Öncelikle yıllardır en gerçekçi, en görçekçi sözü kuran İnsan Hakları Derneği'nin böyle bir zor dönemde böyle bir basın açıklamasını yapıyor olması Ermeni toplumunun bir ferdi olarak çok bizi yüreklendiriyor. Çünkü biliyoruz ki yaşadığımız bu süreçte soykırım diyebilmek bile artık ne yazık ki zor bir hale dönüştü. Yargılanmalara rağmen ses getiren İnsan Hakları Derneği'nin bu coğrafyadaki öneminin ne kadar değerli olduğunu da açıkçası bugün bir kez daha gördük. Ben sizlere çok teşekkür ederim. Gerçekten bunu içtenlikle ilk yaptığımızı hatırlıyorum. Haydarpaşa Garı'nda çok zor şartlardaydı ve o gün daha kalabalık bir kitle vardı. Daha cesaretli, daha umutlu bir kitle vardı. 24 Nisan'ın yüzleşmesinin bu coğrafyadaki az bırakılan halklar için değil, çoğunluk halklar için çok daha önemli olacağı anlamında. Biliyoruz ki tarihle yüzleşmenin aslında az bırakılan halklardan öte çoğunluklar için çok daha önemi var. Çünkü yüzleşilmeyen bir toplum ne yazık ki her an tehdit ve tehlike altında. Benzer durum geçmiş dönemde Halkların Demokratik Partisi'nin MYK açıklamasından sonra o günkü MYK üyelerimiz de 5 aylık bir cezaya tabi tutuldular. Biraz önceki basın açıklamasında benzer bir dosyada diğer kişiler ve kurumlar hakkında olduğu söylendi. Şimdi biraz da Ermeni toplumu adına bir iki cümle kullanmak istiyorum. Korkuyoruz ve artık kimse kalmadı konuşabilecek. Siz basın açıklamasındaki arkadaşlar bir Ermeni toplumundan söz alabilmek için elinizde görüşebilen, konuşabilecek iki veya üç arkadaş kaldık. Kalanlarımız da zor şartlarda acaba ne yapabiliriz'i düşünmeye başladık. Bu bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum ama buradan tekrar Ermeni toplumu adına Türkiye'li bir Ermeni olarak şunun çağrısını yapmak istiyorum. Biz halen buradayız ve inatla bu coğrafyada Türkiye halklarının içerisinde mücadeleye devam ediyoruz. Ve eğer bir barışın köprüsü olacaksa bizim gibi o az kalmış halkların inatla buradaki mücadelesiyle olacaktır. Her iki topluma, her iki ülkeye de çağrımızdır. Eğer barışı gerçekten istiyorsanız ve tehditlerden kurtulmak isteniyorsanız Ermenistan ve Türkiye'deki Türkiye'nin birbiriyle olan tarihsel durumunu tedavi etmek istiyorsanız biz burada köprü olmaya hazırız. Dostlarımız da hazır ve buradan da çağrımızı tekrar yenilemek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu coğrafya katliamlar coğrafyası bir taraftan. Ama aynı zamanda diriliş ve mücadele coğrafyası da. 1915'te Ermenilerin soykırıma uğraması durumunun yüzleşmesinin önemini her birimiz biliyoruz aslında. Tanımlamak çok önemlidir. Ne yaşadığını bilmek çok önemlidir. Ve bunun kamusal olarak kabul edilmesi çok önemlidir. Bu sadece tazminat meselesi falan değildir. Bu yaşamın sahiplenilmesidir aynı zamanda. O katliamların neden olduğunu, niçin olduğunu bilerek o yaşamın sahiplenilmesi ve o yaşayanların kendi yaşantılarına tanık olma meselesidir aynı zamanda. Çünkü biz biliyoruz ki değişim, dönüşüm karşılaşmalarla, tanıklıklarla, tanık olmanın sorumluluğunun yerine getirilmesiyle mümkündür. Bu anlamda Ermeni soykırımına, soykırım demek bu anlamda da çok önemlidir diyorum ben ve biraz önce Murat arkadaşımızın dediği gibi de bununla hakikatle yüzleşmek bir eşik, ondan sonra ise geleceğe ilişkin bizim toplumdaki ırkçılıkla, katliamcı politikalarla, savaşla mücadele etmek açısından da çok önemi var. Bu anlamda
İnsan Hakları Derneği'nin özellikle her yıl ısrarla bunun altını çizmesi gerçekten çok önemli. Artık her birimiz bu coğrafyada eşitlik için, özgürlük için, barış için mücadele eden herkes bu sorunla ilgili başka türlü bir mücadeleyi önüne koymalıdır diyorum ve teşekkür ediyorum. Dün de biz Şişli'de bir soykırım paneli gerçekleştirdik. Ben ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur adına, ayrıca 24 Nisan anma platformu adına 14 yıldır her sene İstanbul Valiliğine gidip soykırım anmaları için başvuruyorum. Pandemide başvurmadık. Keşke vursaymışız çünkü pandemide sokakta yapmamamızı fırsat bilenler 2010'dan 2019'a kadar her ne kadar gerileterek de olsa Taksim Meydanı'ndan Şişhane Otoparkı'na kadar da olsa sokakta soykırım anmaları gerçekleştirilmesine bir şey demeyenler 2020-21'den sonra bir şey demeye başladılar. Aslında bir şey demiyorlar. Uygun görülmemiştir yanıtı geliyor. Yani şundan uygun görülmemiştir de denmiyor. Bu biraz nasıl bir rejimin altında yaşadığımızı, rejimin gittiği yöne ilişkin bir işaret olarak da ele alınabilir. Yani bir 24 Nisan programı oluyordu. İhadeyi Sultanahmet ya da Haydarpaşa Garı'nda. Sonra Sevak öldürüldü biliyorsunuz 2010 yılında. Aslında geçen sene de Galip Sahibi öldü. Oğlunun ölüm yıl dönümünde öldü. Onlar 28 Nisan'da pazar günü anılacaklar. Şişli mezarlığında. Oraya gidiyorduk. Sonra sokaktaki daha kitlesel anmayı yapıyorduk. Ama cin şişeden çıktı bir kere. Bu memlekette ihade soykırımdan bahsetti. Bu memlekette ırkçılığa ve milliyetçiliğe dur deyim. 4 Nisan anma platformu sokakta 100. yılda yurt dışından çok sayıda Ermeni arkadaşımızın da gelip katıldığı bir anma gerçekleştirdik ve ya genç insanların bizi burada böyle koruyacağını aramızda konuşsak inanamazdık yani bu muazzam bir şeydi diye bize yorumlamışlardı. Bunlar çok olumlu gelişmeler. O yüzden bunları yapmış bir aktivistler grubu, insan hakları mücadelesi mensupları olarak ben ensenin karartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Dün de Pakrat, İstükyan çıkan literatürden bahsetti. Yani yüzlerce kitap, yüzlerce makale, ne kadar yargılar varsa yargılasınlar. Bilimsel olarak yani tarihçileri bırakalım diyenleri, tarihçiler müthiş kitaplarla, müthiş eserlerle yanıtı verdiler. O yüzden de benim çağrım, şimdi seneye 110. yılı, böyle son gün, son haftaya kalmadan 24 Nisan Anma Platformu gibi yine İHAD'nin başlık yapacağı, Durden'in ve geri kalan aktivistlerin buluşacağı bir şekilde bütün bir yıla yayarak seneye 24 Nisan'ı önceki yıllardaki gibi tam bir programla anmak için şimdiden kolları sıvamak gerekiyor. Biz de biraz teknik bir şey indirgedik. Durdu adına konuşuyorum. Bunun önemi de bütün arkadaşlarımız anlattı. Bu devletle, bu ideolojiyle, bu kemalizmle, bu sosyal dokuyla hesaplaşmanın yolu buradan geçiyor. Biz geçen iadedeki arkadaşlarımızla beraber Tanju Özcan hakkında suç duyurusu bulunduk ama yani biri bitiyor diğeri başlıyor. Afyon Belediye Başkanı, DEM Parti'yi, TTB'yi, AYM'yi ve baroyu kapatmak isteyen Devlet Bahçeli'nin kendisi. Bütün bunların gücün aldığı bir yer var. Bu yerle yüzleşmek bugün için çok önemli. O yüzden iadenin bir kez daha eline sağlık. Teşekkür ederiz. Yüzleşmek aslında yapılmış olanın suç olduğunu, yapılmış olanın yanlış olduğunu, kabul edilemez olduğunu kabul etmektir. Geçmişte yapılanın suç olduğunu kabul etmek, bugün onun yapılamaz olduğunu da kabul etmek ve yapılacak olana karşı tavır almak demektir. Günümüz cezasızlık toplumuyla örülüyor. Bütün suçların üstü örtülüyor. Hem ülkede hem coğrafyada hem de bir bütün küresel ortamda halklara ve kişilere karşı işlenen kimi devlet eliyle, kimi devletten beslenen çeteler ya da unsurlar ile yapılan bütün katliamlar ya da saldırıların üstü örtülüyor. Naziler bir benzerini yaptılar. Şimdi İsrail Filistinlere karşı yapıyor. Ve herkes bunu seyretmeye devam ediyor ve İsrail hükümeti, İsrail'in bu katliamlara imza atan bürokratları, subayları, askerleri bir cezasızlık örgüsü içinde korunmaya devam ediyor. Ermeni halkına karşı işlenen bu suçla, bu katliam siyasetiyle yüzleşmek bugün bu ülkede ırkçılığa karşı çıkmak demektir. Ermeni halkına karşı yapılan bu katliamı kabul etmek, soykırımı kabul etmek,
bugün bunların tekrar edilmesi karşısında tavır almak, taraf olmak demektir. Sadece devletin tavır alması, taraf olması değildir. Bir bütün toplumun bunun karşısına çıkması demektir. Yani bugünkü şovenizmin zehirlendiği başladığı noktalardan birine itiraz etmek demektir. Ermeni halkına karşı işlenen suçları kabul etmek demek, bugün Kürt halkına, bugün İsrail'in, Filistin halkına, bugün Avrupalıların ve benzer sömürgeci güçlerin Afrika'da işlediği suçlara tavır almak ve bunları durdurmak için harekete geçmek demektir. Yani ırkçılığın ve şovenizmin karşısında halkların birleşik, ortak, demokratik yaşamını savunmak demektir. Bu yüzden yüzleşmek bir söylem değil, bir politik tutum alıştır. Bu bir tarihçilere, akademiye bırakılacak iş değil. Bir siyasi meseledir, bir politik meseledir, toplumsal meseledir. Ve biz bunun arkasında duracağız. Çünkü biz inanıyoruz ki bütün halkların ortakça, kardeşçe yaşayacağı bir coğrafya, halkların birbirine karşı işlediği suçları kabul edip, birbirine karşı katliam siyasetlerini kabul edip bunlardan vazgeçmesiyle mümkün olacak. Ve bunun başarılacağına da inanıyoruz.